Evet, sabah sporunda son saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları göreceğiz. Volkan Demir bu bölümde de bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Hemen Galatasaray'ın Bruges mücadelesini konuşarak başlayalım. Açılışı da bu şekilde yapmıştık. Galatasaray'ın sayfaları ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. Bruges kafilesinde cezalı isimler bile yer alırken Cagney İstanbul'a getirilmedi. Fanatik'in ikinci sayfasını görelim bu sefer. Belçika'da yılın en kötü transferi olarak gösteriliyor şimdi Senegalli golcü. Bu durumdan çok rahatsızmış ama Volkan. Olası bir kontrat fesinde o zaman Cagney Florya yolu görünecek. Öyle değil mi? Hayır. Kim Cagney mi rahatsızmış? Aynen. Yılın en kötü transferi olarak gösterilmesinden çok rahatsızmış. Vallahi Cagney çevreye verdiği rahatsızlık dolayısıyla zaten insanları yeterince rahatsız ettiğini düşünüyorum. Story atıyor mu acaba? Biraz da kendisi rahatsız olsun yani. Bilmiyorum, takip etmiyorum Instagram'dan. Ama şunu söyleyeyim, yani Galatasaray taraftarını önce, sonrasında da Belçika'yı birbirine kattım. Transfer dönemi de biliyorsun problem. Evet. Anderlet'e söz verdi. Kulüp Bruges'e gitti son gün. Aynen. Maalesef kriz olmaya, efendim bulunduğu takım için problem olmaya devam eden bir oyuncu görüntüsünde. Bu tabii Kulüp Bruges'den çok bizi Galatasaray kısmı ilgilendiriyor. Aynen. Maalesef bu oyuncu Galatasaray'a dönecek. İşin üzücü kısmı bu. Geçen yılki performansı işte penaltılardan da olsa vesaire de olsa bir gol sayısına yakalamış olması, bir gol sayısına ulaşmış olması aslında insanların gözünde ya acaba Cagney kalsa mıydı sorusunu da gündeme getirmişti. Fakat işte o mali kriterleri tutturmak vesaire gibi durumlardan dolayı bir kiralama durumu gerekiyordu. Elden çıkaramadığı için Cagney Galatasaray. Fakat geri dönse şu anda mesela bu akşam belki Galatasaray'ın 11'inde olabilirdi. Eğer şu an Galatasaray kadrosunda olsaydı. Belki değil, kesin olurdu. Çünkü Babel de yok. Muhtemelen Cagney oynardı. Ama yani geçen sezon Ocak ayında yapılmış bir transfer. Daha üzerinden bir yıl geçmedi. Ve 13 milyon euro artı 10 milyon euro artı 3 milyon euro gibi çok ciddi bir bonservis bütçesiyle Galatasaray kadrosuna katılmış bir oyuncu olarak Cagney'in geldiği nokta gerçekten üzücü. Galatasaray orada tek atımlık kurşunu vardı. Yani bir tane golcü arıyordu ve işte o bonservis bedelini de ona kullandı. Ama maalesef yanlış bir tercih olarak duruyor. Umarız hocası da hemen vazgeçecek gibi değil. Hani yine açıklamalar yaptı. Kendi şansını kendisi yaratacak gibi bir açıklaması var. Ben inanmıyorum şahsen. O politik. Yani o basın önünde ya bu adamdan hiçbir şey olmaz, biz bunu zaten yakında postalarız diyecek hali yok. Ama işte kendi şansını kendi yaratacak. Biz ona yardımcı oluyoruz. Eğer oynamak isterse, futbol oynamak isterse her zaman kapımız açık gibi teknik direktörler çok fazla inanmadıkları oyuncularla ilgili böyle ifadeler kullanırlar. Bruges'de belli ki Cagney defteri dürülmüş bir oyuncu olarak İstanbul'a dönecek gibi gözüküyor. Tarihini bilmiyoruz. Yani Ocak ayı mı yoksa sezon sonu mu? Onu hep beraber göreceğiz. Ocak ayında gelmesi de Galatasaray'dan hiçbir şey ifade etmiyor. Galatasaray'ın şu anda zaten oynatamadığı bir Lines var. Fazla oyuncusu var, yabancı oyuncusu. Cagney gelirse kimi çıkartıp Cagney'i belki Luyendama çıkar ama Luyendama'nın yerine de bence Lines alınır gibi geliyor bana. Andone? Andone de ama Şubat'ta falan dönecek. Yani hani bir sözleşme fesli gibi şeylerde konuşuluyor. Ha, olabilir. Andone ile yollar ayrılırsa onun yerine belki Cagney olabilir. Ama yani çözülmesi gereken bir yine, problem daha. Hayır, gelse de ben çok bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bana top atılmıyor gibi bir ifadesi vardı hatırlıyorsan Belçika basınına. Yani Falcao'nun durumunu özetlerken aslında kendisine benzeterek bunu yapmış. Evet, hatırlıyorum. Şimdi Falcao ile Cagney'i bir kere aynı cümlede veya kelimede kullanmak bile bana biraz zul geliyor. Bir tanesi Avrupa'da en üst seviyelere çıkmış. Şampiyonlar Ligi vesaire en üst seviyelerde çok ciddi mücadelelerde başarılı olmuş ve bu performansıyla inanılmaz bonservis bedelleriyle transfer yapmış bir oyuncu. Benim çok saygı duyduğum bir oyuncu, her ne kadar şu an sahada göremesek de Falcao'dan bahsediyorum. Bir tarafta da işte Juventus gibi bir fırsat yakalamış, olmamış. Galatasaray gibi bir fırsat yakaladı, olmadı. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. İkisinin aynı anda aynı cümlede kullanılması bile bence Falcao'ya ayıp ediyoruz o konuda. Ya şu konuda haklı olabilir, işte pas atmadılar vesaire. Aynen. Ama yani şimdi biz burada aynı iş yerinde çalışıyoruz seninle. Ben sürekli seni rahatsız eden ya da çalışma arkadaşlarımı rahatsız eden hareketler yaparsam
doğal olarak iş yerinde sevilmeyen bir insan olurum. Bu gayet doğal bir şey. Yani uyum diye bir şey var. Uyumlu personel ya da uyumlu futbolcu diye bir şey var. Takım oyunlarında özellikle bu çok önemli. Yeteneklerinizin dışında takıma vereceğiniz katkı, arkadaşlık katkısı da son derece önemli. Sen bu seviye bir bonservis bedeliyle gelip o takımda ben kralım, ben Balotelli'yim, ben şöyleyim, ben böyleyim yaparsan futbolcular da onun bir küçük bir kenara not ederler. Onu senden intikamını hiç hissettirmeden alırlar. Şampiyonluk kutlamasına katılmadı yahu. Değil mi? Çok eleştirilen nokta. Sanki kariyerinde gören de 15 tane şampiyonluk var zanneder yani. Hayatında kaç kere şampiyon oldun da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmıyorsun yani. Ya inanılmaz. Neyse biz maçı konuşalım istersen. Maça geçelim. Cagne konuştukça çünkü daha olumsuz şeyler söyleyeceğim bir konu. O yüzden... Aynen onu hissettiğim için kapatıyorum konuyu. O zaman rakip analizi yaparak başlayalım. İlk tamam. saat dilimimizde Galatasaray'ın muhtemelini getirmiştik ekranlarımıza. Hazırsa Kulüp Rüj'ün 11'leri ekranlarımıza verelim. İstikrarlı bir takım dedik. İçeride dışarıda çok da fark etmiyor. Hatta dışarıda bir tık daha iyi olabiliyor zaman zaman. Evet yani deplasman oyununa daha yatkın bir kadroları aynen. var. İşte hücum oyuncuları özellikle. Bu akşam Wormer cezalı. O önemli bir eksik. Kulüp Brugge açısından. Bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Ama ya şöyle. Yaptıkları kadro planlaması şu. Belçika takımlarının genelinin. Belli bir yaşın altında oyuncuları tercih ediyorlar. 22, 23, 24 bu noktalarda oyuncuları tercih ediyorlar. Ve bunları işte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi seviyelerinde oynatıp iyi bedellerle bonservis geliri elde etmek adına satma yoluna gidiyorlar. Tabii ki kadrolarında belli başlı tecrübeli oyuncuları da var o kadronun nüvesini oluşturabilmesi açısından ama genelde genç oyunculara yatırım yapan bir kulüp. Bizim de bence, işte biz hep böyle Kulüp Brugge'ü falan küçük görürüz biliyorsun. Ya bizimle baş edemezler falan gibi görürüz ama Belçika futbolunun yükselişiyle birlikte Belçika kulüplerinin de Kulüp Brugge, Anderlecht, işte Standard Liège, Genk, Gent birçok Belçika kulübünün de hem yetiştiricilik hem de sportif başarı anlamında Avrupa'da özellikle Avrupa Ligi'nde çok değerli performanslar sergilediğini düşünüyorum. Kulüp Brugge en son yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'la eşleşti. Orada da bir küçük görme durumumuz vardı. Aynen. Beşiktaş'ı elemişti. Yani bizim genel problemimiz... Köy takımı tabirleri ortada dolanıyor. Beşiktaş'ın şöyle bir durumu oldu. Liverpool'u eledikten sonra Kulüp Brugge çıkmıştı Beşiktaş'a. Doğru. Ondan ama Liverpool dolayı... maçı da çok iyiydi ya burada oynanan. Evet ama işte biz ciddiye aynen. aldığımızda Liverpool'u bile eleyebiliyoruz. Ama küçümsediğimizde de Kulüp Brugge'ye elenebiliyoruz. Açıkçası yine mümkün olduğunca topu rakibe veren ve Galatasaray'ın bırakacağı boş alanlarla bir kontra atak futbolu ya da hızlı geçiş futbolu bileceğimiz bir futbolla sonuca gitmeye çalışacaklar. Zaten aşağı yukarı her maç ligde biraz daha farklı. Zaman zaman baskı kurabiliyorlar ama onu oynayabilecek çok öyle bir kadroları yok. Aşağı yukarı her maç bu kadroyla bu stratejiyle oynayan bir takım. O yüzden deplasman olması onlar için çok bir şey fark etmeyecektir. Bu açıdan dikkatli olmamız lazım. Galatasaray teknik heyetini mutlaka biz bunları görüyorsak onlar daha iyisini görüyordur. Galatasaray teknik heyetinin de bu tuzağına, Kulüp Brugge'un bu tuzağına düşmemesi için biz gerekli önlemleri alacağını nasıl inanıyorum. Nasıl bir kadro kurmalı? Bunu konuşmuştuk. Bir kere daha üzerinden gidelim o zaman. Muhtemeller gelsin ekranlarımıza. Çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Aynen. Özellikle ön tarafta. Bir tek Emre Mor konusu. Ya yani Emre Mor 11'i olur mu olmaz mı? Bir de 15 oyuncuyla hazırlanıyor. 18 kişilik de kulübeye doldurmak için de altyapıdan da değil mi takviyeler yapacak? Tabii yani B listesi, UEFA B listesinden aynen. genç oyuncular olacak kadroda. Şimdi bu kadroya baktığında hangi Galatasaray taraftarına sorarsan sor. Feghouli, Adem, Ömer Bayram hücum attı. Kimseyi heyecanlandırmaz. Şimdi Şampiyonlar Ligi seviyesinde de bir hücum bölgesi olmadığını söyleyelim. Yani Adem'le, Ömer'le, Feghouli'de, Feghouli'nin şu anki formuyla diyeyim. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmanız çok zor. Seri Belhanda da soru işareti. Seri'nin performansı çok tartışılıyor. Belhanda hem de sakatlıktan çıktı. Belhanda sezon başından bu yana da tıpkı Feghouli gibi çok fazla performans verdiğini söyleyemeyeceğim. Lemina orada biraz daha belki güvenli. Lemina bir adım önde performans olarak. Bence bu sezon yapılmış transferler içinde herhalde daha iyisi yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Babel'le Lemina ikisini söyleyebilirim. Ve çok önemli bir eksik bence Luindama.
olmayışı Galatasaray için önemli bir handikap. Donk mu stopere geçecek büyük ihtimalle? Başka da yok zaten. Ahmet Çalık da oynayamıyor. Başka da alternatif yok. Enzonzi de cezalı. Hani onu oraya çekebilir mi, üçlü oynayabilir mi diye düşünceler vardı ama Enzonzi de cezalı. Babel de yok. Çok ciddi eksikleriyle Galatasaray bu maça çıkıyor. Çok handikaplı bir kadroyla çıkıyor. Bu yüzden bizim yani mutlak kazanmamız gereken bir maç olması sıkıcı. Yani beraberlik durumu olsaydı, beraberliğin bize yarama durumu olsaydı Galatasaray için daha rahat bir 90 dakika bekliyorum diyebilirdim ama şu anki görüntü Kulüp Brugge'nin avantajlı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü o bahsettiğim stratejileri var ya, işte kontratak, boş alan, hızlı geçiş oyunu. Bunları çok iyi yapıyorlar. Galatasaray'da dakikalar ilerledikçe risk almak durumunda kalacak. Öne çıkmak durumunda kalacak. O öne çıktığında da arkada vereceği boşluklar Kulüp Brugge lehine, bizim aleyhimize tehlikeler oluşturabilir.